Merhaba, en favori reçellerimden kuru incir reçeli yaptım. Kısa bir video çektim ama umarım anlaşılır olmuştur. Kuru inciri her zaman bulabilirsiniz, o yüzden her mevsim yapabilirsiniz. Kuru incirleri, ben yarım kilo kuru incir kullandım. Saplarını kopartıp dörde böleceğim. Ondan sonra suyun içinde bekleyecekler yumuşamaları için bir gece. Bu arada kuru inciri ben tansiyon hastası olduğum için, tansiyona iyi geldiği için de günde 2-3 tane yiyebiliyorum. Çünkü içeriğinde sodyum, potasyum var bolca. Kalp hastalıklarına karşı da koruyor. Kuru incirin bayağı bir faydaları var. Çocuklar ve yaşlılar da mutlaka yemeli. Şimdi evet, faydalarına geçiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi suyun içine koydum. Bir gece suyun içinde bekleyecek. Yumuşamaları için. Ve bir bardak daha su ilave ettim üzerine sabah olduğu zaman. Şimdi süzüyorum. Kevgir yardımıyla başka bir tencereye alıyorum. Daha doğrusu pişirme tenceresini ve üzerine 4 su bardağı şeker, 1 su bardağı daha su ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı su oluyor. 2 su bardağı su da incirlerin suyu. Kendi suyu mutlaka. Bunu atmıyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Reçel kıvamına gelince içine limon suyunu ekleyip ocaktan alıyoruz. Tabii ki karanfil ve tarçını da unutmuyoruz. Rahiya vermesi açısından. Kıvamını zaten anlarsınız. Normalde yarım saatte her reçel kısık ateşte oluyor. Evet, bu kadar basit. Piştikten sonra üzerine ben kavrulmuş susam, fındık, ceviz, badem, evde ne varsa üzerine serpiyorum, öyle yiyorum. Çok güzel oluyor. Başka bir tat veriyor incir reçeline. Daha doğrusu bir atom bombası gibi de oluyor diyebiliriz. Bayağı bir kalorili çünkü. Ama çok güzel bir reçel gerçekten. Yapmanızı öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.